Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte cilt bakımı uygulayacağız. Geçen videoda akşam cilt bakım rutinimi yaz için olan rutinimi sizlere göstermiştim. Bu videoda da sabah cilt bakım rutinini birlikte uygulayacağız şimdi. Ne gibi ürünler kullanıyorum? Alternatif ürünlerle birlikte de gün aşırı veya iki günde bir hangi ürünleri de kullanıyorum bunları da size anlatacağım. Hazırsanız şimdi videomuza başlayacağız. Başlamadan önce kanalıma yeni geldiyseniz aşağıdan abone olursanız ve bu videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Aynı zamanda aşağıdaki zil işaretlerine de basarsanız eğer her hafta bu kanalda çarşamba ve pazar günleri düzenli olarak yayınladığım videolardan ben video yayınladıkça sizlere de bildirim gelmiş olacak. Şimdi hemen sabah cilt bakım rutinini uygulamaya başlayabiliriz. Geçen akşam cilt bakım uygulaması videosunda da söylediğim gibi aslında akşam ve sabah uygulamalarının Yazın, kıştan benim için çok da büyük bir farkı yok. Sadece yüksek oranlı olan bazı asitli içerikleri yazın, akşamları çok fazla kullanmayabiliyorum. Örneğin %10'un üzerinde olan EHA içerikli asitler varsa bunları rutinlerimde yer vermemeye çalışıyorum. Daha çok da zaten %10'a kadar olanları ben kullanmakla cildimde daha güzel sonuçlar elde ettiğim için e, bu ayardaki asitleri kullanıyorum. Fakat bunları da dediğim gibi serumlar içerisinde haftada iki akşam olacak şekilde yer veriyordum. Sabah rutinlerinde ise C vitamini ağırlıklı bir rutinim var benim. C vitamininin dışında yine kolajen veya hyaluronik asit içerikli olan, yatıştırıcı içeriklere sahip olan, sentel içerikli veya kalendula gibi içeriklere sahip olan ürünlere yer verebiliyorum. Özellikle sabah rutinlerinde yaz döneminde gece nem ve terleme ile cildimde daha fazla bakteri oluşabilecek bir ortam hazırlandığı için bunu arındırmak adına da bir yüz yıkama jeli kullanıyorum. Kış döneminde bazı sabahlarda cildim daha kuru uyandıysam eğer ve cildi cildimde böyle bir terleme nem yoksa sadece suyla da yıkadığım oluyor ama temizleme jellerine yaz döneminde ağırlık veriyorum. Sabahları kullandığım temizleme jellerinde rutinlerimde genelde cilt ile uyumlu, cilt pH ile uyumlu olan ürünlere yer veriyorum. Sabahları salisilik asit içerikli olan ürünleri kullanmıyorum cildimde. Eğer ki salisilik asit içerikli bir jel kullanacaksam karma yağlı ciltlere de uygun olan veya gözenekli ciltlere de uygun olan bunları akşam rutinlerinde ben yer veriyorum. O yüzden sabahları dediğim gibi sabah akşam kullanımına uygun olan hassas uygun olan, e, nazik bileşenlere sahip olan yüz temizleme jelleyle cildimi önce bir nemden, terden, akşamdan kalan ürünlerin kalıntılarından bir arındırıyorum. Ardından e, bir tonik uygulaması geliyor. Ardından serum, o güne özgü hangi serum kullanacaksam, göz çevresi bakımı yapıyorum, nemlendirici krem ve son olarak da güneş kremi ile kapanışı yapmış oluyorum. Şimdi bu adımlarda hangi ürünleri kullandığımı birlikte uygulayarak göstereceğim sizlere. Yüzümü yıkayarak geldim. O adımı içeride hallettim banyoda. Akşam rutinde de kullandığım True Care'in bu yüz temizleme jeliyle yüzümü yıkadım. Bunu ben sabah akşam kullanıyorum. Gördüğünüz şekilde yarıya geldi. Geçen videoda da bahsettiğim gibi bundan daha önce de kullanıp bitirmiştim. Yedeğimde de yine olan ürünlerden bir tanesi. Çünkü yüz temizlerken nazik temizlemesinden cildi böyle germeden gıcır gıcır şekilde böyle çok cildin üzerindeki bütün böyle faydalı her şeyi söküp atacakmış gibi bir temizleme yapmamasından dolayı ben çok memnunum. Ama cildi bununla birlikte gayet güzel temizliyor. Ee, çok fazla cildi böyle kuru tutacak, çok gelecek cildinizi yıkarken böyle o gıcırtıyı hissedeceğiniz gibi olan temizleyiciler uzun vadede cilt bariyerine hasar verebiliyor. O yüzden de ben karma yağlı ciltli olduğum halde T bölgem şimdi de biraz parlamaya başladı hatta yıkadıktan sonra da T bölgem çok çabuk yağlanmaya müsait bir cilde sahip ama yanak bölgeleri daha kuru benim cildimde. çene bölgesinde alın bölgesinde zaman zaman bazen de şu ağız çevresindeki yanak kenarlarında da sivilceler çıkabiliyor cildimde. Akneye meyilli de bir cildim var bu anlamda. Ancak akne oluşumunu son yıllarda raptı zaptı almamın bir sebebi şöyle oldu. Kesinlikle çift aşama temizlik benim cildimde çok iyi çalıştı. Akşamları her şeyi arındırmak adına. Sabahları da özellikle yaz aylarında böyle bir temizleyici jelle yıkamak cildimde çok güzel bir başlangıç yapıyor cilt bakımına. Kalıntıların hepsini temizlemiş oluyorum. Bu nazik bir ürün. Her cilde uygun bir ürün. Cilde çok iyi anlaşıyor. Cildimde çok fazla aşırı bir köpük oluşturmuyor ama tam kararında köpürerek çok güzel bir şekilde nazikçe temizliyor. Bir de benim bunda en sevdiğim özelliği şu cildinizi böyle suyla yıkarken köpürttükten sonra çok fazla böyle suyla yıkamanıza gerek kalmıyor. Yani birkaç sefer suyla yüzünüzü buluşturup akıttığınız zaman hemen temizlendiğini hissediyorsunuz. Bazı jeller mesela bunu kullananlar biliyordur yıkarken o kadar uzun sürüyor ki böyle cidden onu arındırmak. Suyu sürüyorsunuz sürüyorsunuz sürekli elinize böyle bir kaygan tabaka geliyor jel kalıntılarını hissediyorsunuz akıyor köpürüyor tekrar 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 arındırana kadar böyle baya bir su harcamış da oluyoruz. O yüzden bu hem güzel temizliyor hem de bunun yanında Gayet güzel suyla çok kolay bir şekilde temizlenerek akıtılmış oluyor. True Care'in temizleyicisini kullanıp geldim. Şimdi geri kalanları burada birlikte yapalım. Tonik kullanacağım. Tonik akşam rutininde gösterdiğim I'm From'un bu Rice Toner'ını sabah akşam kullanıyorum ben. Gördüğünüz şekilde her videoda biraz daha az Bir de aynı zamanda yine True Care'in bu Calming Facial Rinse adındaki yatıştırıcı içeriklere sahip olan toniğini de kullanıyorum. Sabah rutininde bazen bunu bazen bunu kullanıyorum. Yani dönüşümlü oluyor. Geçen akşam rutini videosu konusunda From'u sizlerle uyguladığımız için bugün sabah rutinine True Care'ı uygulayalım. Bununla devam edelim. Bu aynı zamanda True Care'in bu toniğini ben yanıma böyle bir şişeye doldurarak da alıyorum. Bunu bu şekilde aplikatörü Pompa gibi değil. Açıyorsunuz ve böyle dökebiliyorsunuz. Epeyce bir süredir kullanıyorum. Aynı zamanda dediğim gibi yanıma da alıyorum bu ürünü. Nasıl alıyorum? İşte böyle pompalı küçük spreyli şişeler alıyorum. Mesela biten bazı spreyerını beğendiğim ürünler varsa onların ambalajının içerisini temizliyorum. Ondan sonrasında bunu dolduruyorum. Plaj çantanıza da koyabilirsiniz yazın. Yatıştırıcı etkileri bakımından cilde çok da güzel nem veren. Aynı zamanda böyle bir anda suya neme doyurduğu gibi cilde de sakinleşen çok güzel bir tonik bu. Biraz böyle cildinize sürerken hafif o böyle kaygan ve dokulu hissiyatı var. Ee, biraz böyle Kore cilt bakım ürünlerindeki Essence'lara benzetiyorum ben kullanırken ki bu kıvamını. Cilde uyguladığımda gayet güzel bir şekilde emiliyor ve böyle neme doyurduğunu da hissettiriyor kendisini. Cildi çok iyi sakinleştiriyor. İçeriklerinden de bahsedeyim size. İçerisinde yatıştırıcı içeriklerden ve antioksidan olarak yeşil çay var. Aynı zamanda kalendula özü var. Arnica montana bitkisi özü var. Ayrıca hyaluronik asit var. E, yatıştırıcı etkileri de olan güzel bir tonik olduğundan, ekonomik de bir ürün olduğundan... ...uzun dönemdir kullanım sonucunda sabah akşam kullanımı uygun gün içinde kullanıma uygun olduğu için bunu yaz döneminde ağırlıklı olarak da kullanıyorum. Yine böyle dediğim gibi plaj çantanızı taşıyabilirsiniz. Bir ipucu olsun sizler için. Aynı zamanda bunu mesela denizden sonra eve geldiğiniz, duş aldığınız duştan sonra vücudunuza da uygulayabilirsiniz. O yüzden de o spreyli şişelere sıkarak bütün vücuda böyle duştan sonra onu bir güzel yedirmek, emdirmek vücudunuza da bakım yapmış oluyorsunuz. Nemlendirici krem öncesine onu sıkarsanız üzerine de vücut nemlendiricinizle de. güneş deniz sonrasındaki cilt kuruluğuna karşı da hem yatıştırıcı hem nemlendirici bir etkisi olur. Böyle de bir ipucu vermiş olayım. Şimdi ardından bu tonik birazcık yemesin diye de hafif konuştum. E, bekledim. Şimdi tonik emildiği için tonik de böyle serum kıvamında yoğun ve nemli hissiyatı hala cildimde var. Üzerine bir serum uygulayacağım. Serum olarak ben sabah rutinimde C vitamini serumlarını kullanıyorum biliyorsunuz daha önceki videolarda da göstermiştim. C vitamini olarak genellikle ben saf C vitamini türünde olan içerikleri tercih ediyorum. Türev C vitaminlerine de yer veriyorum rutinlerimde yeni ürünleri incelemek adına. Şu anda Yaz döneminde ve tam böyle bir tatil öncesi zamanında olduğum için saf C vitamini bitirmiştim öncesinde. Yani bir süre öncesinde bitmişti. Hatta The Ordinary'nin içerisinde %23 oranında saf C vitamini bulunan e, suspension adlı ürünü bir videosunda da göstermiştim size. O ürün bitti ve şu anda ben I'm Yuja C adlı bu Kore markalarından bir tanesi olan Dr. Melosso'nun C vitamini içerikli olan Yuja özü bulunan içerisinde bu C vitamini serumunu kullanıyorum. Bu oldukça büyük bir boy. Şu kadar kaldı şu an gördüğünüz şekilde eğer oradan görülebiliyorsa jel dokulu içerisinde aynı zamanda heliokas ile nem verme özelliği de var. Bunun birazcık böyle greyfurt limon gibi bir kokusu da var. Ben o kokunun ferahlığını da seviyorum. Yazın özellikle bu limonlu kokulu gibi olan ürünler uygularken de böyle bir yaz hissiyatı verdiği için de hoşuma gidiyor. Bunu kullanıyorum. Ama aynı zamanda bununla birlikte yani tatile giderken de yanıma götüreceğim Kane markasının bu serumu da var. Bunu kullanmaya henüz başlamadım ancak şöyle bunu ben zaten daha önce kullanıp bitirmiştim ve bir indirim döneminde de iki tane bundan yedekli olarak almıştım. Bunun dokusu yazın benim için tam böyle cilde bir vitamin kompleksi uygulamak adına çok beğendim bir serumu. Losyon kıvamında vitamin deposu olan bir serum. İçerisinde saf c vitamini bulunmadığı için de rahatlıkla yaz döneminde de kullandığım ürünlerden bir tanesi aslında. O yüzden bunu tatil çantam atarak yanıma alacağım. Ama ikisini birden uyguladığım için ikisini de dönüşümlü olarak kullandığımı söyleyebilirim. Bunu da sizlere hatırlatmak için göstermek istedim. Seyahat çantasına gidebilirim gidecek olanlardan bir tanesi. Ve yüksek UV'li olan bölgelerde de özellikle daha güvenli kullandığım nem vermesini de beğendiğim cildi kurutmayan ürünlerden bir tanesi olduğu için Kane'in Vita Drop Serum adlı bu ürünü de hatırlatmak istedim. Bu da bu dönem kullanacaklarımdan. Bugün hangisini kullanacağım? Bugün I'm Yujasi'yi kullanacağım. Hemen şöyle pompası da büyük. Yani şu aplikatörü uzun. Bayağı bir miktar geliyor. Ama jel dokulu ve ben bunları biraz içerisinde böyle sarı sarı minik topçuklar var. Bunları ben boynuma da sürüyorum bütün ürünleri. Burada video çekerken biraz çok müsait olmuyor. Kolye falan da var şimdi ama normalde cilt bakımımı banyoda yaparken tüm boyun ve şu dekolte bölgesine de ürünlerin hepsini uyguluyorum. Biraz daha yarım pompa daha alarak bu kısma da uygulama yapıyorum açıkçası. Biraz da ürünlerin daha hızlı bitmesinin sebebi de bu oluyor. Çünkü cildimiz sadece sınırları burada bitmiyor. Boyun ve dekolte bölgesine de güneş çok aldığı için bu bölgeler yine V yakalı giyiyoruz, askılı giyiyoruz. Dolayısıyla cilt bakımında yine bu bölgeleri de ihmal etmemek gerekiyor. Güneş kremini de yine bu bölgeye de sürmek gerekiyor. Şimdi bunu gördüğünüz gibi uyguladım. Bunu da böyle bakın Nemli bir hissiyatı var. Çok güzel bir serum bu. Ben bundan oldukça memnun kaldım. Uygun da fiyatlı çünkü 100 mililitrelik bir boyutta. Eğer ki böyle saf C vitamini kullanamıyorum ben. Türev formda nazik bir ürün arıyorum diyorsanız buna da bakabilirsiniz. Ama parfüm içerikli olduğu için içerisinde böyle bu hafif parfüm kokusu rahatsız edenler olursa diye söylemek istedim. Bende herhangi bir sorun yaratmadı. Bir sivilcelenme de yapmadı. Evet serum uyguladıktan sonra ardından göz çevresi ürünlerim var. Skin 401 markasına ait olan bu serumu çok uzun zamandır sizlere anlattım ve uygulamalı olarak da gösterdim. İçerisinde %5 oranında kafein ve %2 oranında da bioferment bifida ferment bulunuyor içerisinde. Fermente içerikler de var. Aynı zamanda peptitler de bulunuyor bunda. Özellikle göz çevresindeki çizgilerde çalışacak bir serum arıyorsanız bu hem çizgilerde çalışma özelliğinde olan bir serum. Şöyle hafifçe uyguluyorum. Hem de aynı zamanda Kafein içeriğiyle şu göz çevrenizde şişlikler varsa ve eğer böyle yorgunluk kaynaklı morluklar oluşuyorsa onların birazcık önüne geçmek adına da destekleyici bir ürün oluyor. Benim de sabahları uyandığımda açıkçası göz çevresi biraz şiş uyanabiliyorum göz yapımından dolayı. Bu serumu uyguladığımda da sonuçlarına memnun kalıyorum. Hemen cilt tarafından emiliyor. Ancak bunun üzerine ben kapanışta bir de nemlendirici krem uyguluyorum. Skin 401'in göz çevresi serumunu uyguladıktan sonra göz çevresi kremi olarak iki tane ürünü sabahları bu ara dönüşümlü kullanıyorum. Bir tanesi Elencilia'nın bu CPP içerisinde yine kolajen %80 fransız kolajeni ve peptitler bulunan Intensive Eye Cream adındaki göz çevresi kremi ki gördüğünüz şekilde baya bir azaldı. Bir de True Care'in Rejuvenating Eye Cream adlı göz kremi var. Bunları sabah rutininde farklı farklı bazen birini bazen diğerini uyguluyorum. İkisine de peptit içeriği var. Fark olarak True Care'de ginseng de bulunuyor içerisinde. Yani ginsengli bir ürün kullanmak istiyorum. Ben hyaluronik asit, peptit, kafein hepsi bir arada olsun diyorsanız buna bakabilirsiniz. Nemlendirmesi çok güzel. Eğer ki peptit ve aynı zamanda bunun yanında da kolajen yüksek oranda olsun diyorsanız da o zaman bu kreme de bakabilirsiniz. İkisi de cildimde herhangi bir sorun yaratmayan Kremlendirmesi güzel olan kremlerde bugün True Care'in Rejuvenating Eye Cream adlı ürününü uygulayacağım. Saf C vitamini uyguladığım günlerde bu peptitli kremi uygulamıyorum mesela. Çünkü göz çevreme birazcık gelebiliyor sonuçta C vitamini ne kadar sakınsam da biraz gelmiş olabilir diye bir de bu krem biraz daha aşağıya doğru da sürüyorum ben hafif biraz daha bölge dağılıyor. O yüzden peptitlerle saf C vitamini aynı rutinde uygulamamak gerekiyor ki hani etkileri nötrlemesin birbirini diye saf C vitaminlerinin pH'i düşük olduğu için peptitlerle aynı anda uygulamamak adına Peptitli olan göz kremlerini eğer sabah rutinde C vitamini kullandıysam saf C vitamini formunda o zaman onları akşamları uyguluyorum. O zaman sabah rutinlerimde daha böyle sadece nemlendirme odaklı olan ürünlere yer veriyorum. Mesela o tür sabahlarda Mary and May'in asit ve glutatyon içerikli olan göz çevresi kremini de kullanıyorum. Bu dediğim gibi çok güzel nem veriyor. Yapış yapış ve böyle yoğun yapmıyor göz çevresini ama nemlendirmesi güzel. Aynı zamanda nemlendirdiği için çizgilerin belirginliğinde o nemden dolayı böyle çizgilerde bir dolu hissediyorsunuz ve üzerine gelen eğer makyaj yapıyorsanız üzerine gelen kapatıcılarda da çok çizgiler belirgin gibi olmuyor. Kuru yapılı kapatıcı kullanmıyorsanız da gayet güzel bir şekilde göz çevrenizde çizgileri birikme yapmadan kapanışı elde ediyorsunuz. Dediğim gibi Rejuvenating Eye Cream'i bugün uyguladım. Çok başarılı bir ürün ve aynı zamanda 30 ml çok büyük bir tüpte bu. Elancilia'nın CPP adlı bu kolajen içerikli olan kremi de 20 gram boyutunda. Bu da yine beğendiğim dokusuyla da hoşuma giden nem veren bir krem oldu. Göz çevresinde uyguladım. Bazen göz çevresi için eğer ki böyle çok şişlik varsa şimdi biraz zaman geçmiş oldu sabah tam sabah değil çünkü ben videoyu çekene kadar birazcık zaman geçti. Bazen sabah kalktığımda göz çevremde şişlik morluk biraz yoğunsa ve daha fazla böyle nemlendirme ihtiyacım varsa o zaman Mizo'nun bu kolajen içerikli olan eye patchlerine de göz çevresi maskelerine de yer veriyorum. Bunları yapıştırarak göz çevremi birazcık daha oradaki nemlenmenin daha yoğun olmasını da sağlıyorum. Bunları yapıştırıyorum. O sırada ben bir takım işlerimi yapıyorum. Cildimde kalıyor. 20 dakika sonrasında çıkarıyorum gibi bunları da kullanabilirsiniz. isterseniz akşam rutinlerinde de yer verebilirsiniz. Bu tür maskelerde zaman zaman kullandığım ürünlerden oluyor. Bunun üzerine hemen nemlendirici kreme geçiyorum ama bazı sabahlarda Normalde her sabah kullanıyorum kış döneminde. Bazı sabahlarda arbutin serumunu da C vitamini serumuyla birlikte kullanıyorum. Şimdi ikisi birlikte bugün uygulama videosu olduğu için size göstereyim. Skin 401'in arbutin serumu zaten daha önceden de yine bundan bahsetmiştim size. Bu arbutin serumunun yapısı da yapışkan değil. O yüzden de ciltle çok iyi anlaşan bir serum oldu. Yani benim cildimle anlaşan bir serum oldu. %2 alfa arbutin içeriyor. Alfa arbutin cildi beyazlatma yönünde çalışan Bitkisel, özellikle kırmızı meyvelerden gelen bir içerik. Alfa arbutinli ürünleri cildin lekeye meyilli olanlar, benim gibi e, veya da cildinde lekeler var ve bu lekelerin birazcık daha tonlarının açılmasını isteyenler rutinlere ekleyerek kullanabilir. Arbutin bir asit değil, asit türü değil. O yüzden rutinlerinizde cildinizde herhangi bir sorun gözlemlemiyorsanız günlük olarak her gün bile kullanılabilecek bir içerik. Sabah ya da akşam kullanabilirsiniz arbutin içeriklerini. Ancak arbutinli ürün kullandıktan sonra cildinizde ar Botulinum çalışması için ortam yaratmak adına gündüz mutlaka güneş kremi üzerine uygulamak gerekiyor. Şimdi bu cildi aydınlatmak için çalışan bir içerik. Cildi aydınlatmak için çalışabilmesi için güneş kremini üzerine sürdüğünüzde bir kalkan oluyor. Ve altta ürünün çalışmasına da uygun bir ortam sunmuş oluyorsunuz. Bu şekilde unutmayın Arbutin akşam da kullansanız, sabah da kullansanız sabahları güneş kreminizi unutmamak, ihmal etmemek gerekiyor. Düzenli Arbutin kullanımında cildin tonunun biraz daha açıldığını, daha berrak olduğunu, daha böyle hafif bir ton beyazladığını, belki bazen kullandığınız ten ürünlerinde bile Kullandığınız renkten daha açık renklere geçiş yaptığınızda gözlemleyebilirsiniz. Skin 401'in bu arbutin içerikli olan serumundan da oldukça memnun kaldım. İçerisinde aynı zamanda niacinamid de bulunuyor. Niacinamid de yine cilde aydınlatma önünde çalışan içeriklerden bir tanesi. Nemlendirici krem olarak bu aralar kullandığım Clinique Moisture Surge serisindeki içerisinde 25 SPF de bulunan güneş koruyuculu olan nemlendiricisi. Şimdi hem nemlendirici kremi kullanıyorum SPF'li hem de aynı zamanda üzerine güneş kremini kullanıyorum. Çünkü bunun içerisindeki 25 SPF yaz için yeterli değil. Birincisi, ikincisi de nemlendirici kremlerin içerisindeki bu dediği bahsettiği 25 SPF'in cildinizde tamamen yeterli şekilde 25 SPF olarak koruması için iki parmak yöntemine göre uyguladığımız miktarda ürünü yüzünüze sürmeniz lazım. Şimdi bu kadar ürünü de nemlendirici kremle sürmek çok mümkün olmadığı için bunu nemlendirici desteği ama artı SPF'li olarak sürüyoruz. Üzerine de bir güneş kremi ile asıl miktarda güneş kremini uygulayarak böylece güneşe karşı koruyuculuğu da güneş kremi ile sağlıyoruz. Özellikle yüksek UV'li olan yaz dönemlerinde kullanacağınız güneş kremlerinin 50 ve üzeri olmasına dikkat edin. SPF'e 50 ve üzeri olanlara dikkat edin. PA'sında da 3 ve üzeri artı, 3 ve 4 artı gibi olan ürünlere bakabilirsiniz. Şimdi ben bu Clinique Moisture Surge kreminden şu şekilde cildime bayağı bir sürdükten sonra bunu dağıtıyorum. Bu kremin de yine paylaşımını yapmıştım sizlerle, uygulamasını. Bu seride bir de jel dokulu olan 100 saatlik nem veren kremi var. O da mesela yaz döneminde çok güzel bir krem. Jel dokulu olduğu için onu karma yağlı ciltler çok severler bence. Bu da yine her tür cilde uyuyacak olan böyle bulut gibi bir krem. Sürdüğünüzde yumuşacık. Böyle hiç yani ağırlık hissetmiyorsunuz. O kadar güzel bir şekilde emiliyor ki tarafından ve çok da güzel nem veriyor. Yağlı yağlı yapmıyor cildinizi ve böyle beyazlık da bırakmıyor. İçerisinde kimyasal koruyucu fiteler bulunuyor. Ağırlık beyazlık yapmayan çok güzel bir şekilde nemlendiren bir krem. Zaten gördüğünüz şekilde kavanozun dibini gördük. Yavaş yavaş bu da bitişe doğru gidiyor. Aynı zamanda nemlendirici olarak Herbadermis Super Plump adlı bu kremi de kullanıyorum. Bazı sabahlar beni, bazı sabahlar diğerini uyguluyorum. Bir de şöyle oluyor. Ben ürün deneyimlediğim için sizlere bilgi vermek adına da sürekli olarak yeni ürünler deneyimlediğim için bir ürünü denemek için 2-3 hafta o ürüne müsaade ediyorum öncelikle cildimde rutinimde. Bir tanesini kenara ayırıyorum, bir tanesini 2-3 hafta deniyorum. 2-3 haftanın sonunda memnun kalırsam bununla da devam ediyorum ama artık ikisini de dönüşümlü olarak kullanmaya başladığım rutine de girmiş oluyorum. E, tamamen o gün uyguladığım serumlarla daha çok anlaşabildiğini düşündüğüm, cildimdeki uyumunun daha iyi olduğunu düşündüğüm ürünlere yer vererek bu şekilde uygulamalar yapıyorum. O yüzden ürün deneyimlediğim için de elimde 2 ya da maksimum 3 tane ürün aynı anda açık oluyor. Bunları da neden bu kadar limitliyorum? Çünkü hepsini birden açarsam bitirmem mümkün olmayacak. Nitekim bitenler videolarında görüyorsunuz. Şu anda kullandığım 2 tane nemlendirici bunlar var. Bir de aynı zamanda Beauty of Josio'nun bu Red Bean kırmızı fasulye özü içerikli olan bu jel yapıdaki ve peptit içerikli olan nemlendiricisi var. Bunun yapısını dokusunu da çok seviyorum. Bugün kliniği uyguladım ama bunu da size göstereceğim. Bakın şöyle Saydam bir dokusu var. Çok güzel bir şekilde cilde nem veriyor. Ve özellikle karma yağlı ciltler bence bunu çok severler. Ben bir karma yağlı ciltli olarak yazım bundan çok memnun kalıyorum. Böyle soğuk soğuk sürdüğünüz zaman jel dokudaki ürünler aşırı iyi geliyor. Bu da yine tatil çantama girecek olan ürünlerden bir tanesi nemlendirici olarak. Lekeli cildim olduğu için SPF içeriklere yer veriyorum. Ama karma yağlı ciltli olduğum için de jel yapıda olan ürünleri de seviyorum. E bir de anti aging ürün olsun ciltte böyle birazcık daha dolgunluk da sağlasın diye o zaman da kolajen içerikli ürünlere de yer veriyorum. Evet geldik artık videonun sonuna ve son ürünü kullanmaya. Tabii ki güneş kremini uygulayacağım. Biraz da konuşarak aralarda vakit geçiriyorum ki ürünler cildime iyice böyle otursun zaman geçsin üzerine diğer ürünü uygulayayım diye. Bir de bu konuyla ilgili de bana soru geliyor. Ne kadar beklememiz gerekiyor ürünlerin arasında diye. Tamamen cildinizin emilimine bağlı bu. Uyguladığınız ürünün cildinize emildiğini zaten hissedersiniz. Kuruduğu zaman cildinizde artık üzerine başka bir ürün sürülebilir gibi hissettiğinizde diğer ürünü uygulayabilirsiniz. Ama eğer ki kullandığınız saf C vitamini varsa eğer rutinlerinizde saf C vitamini düşük pH'ta çalıştığı için onun çalışabilmesi için biraz zaman vermek gerekiyor. O yüzden içeriğinde askorbik asit ya da el askorbik asit olarak gördüğünüz bir içerik varsa bu tür bir C vitamini kullanıyorsanız onu uyguladıktan sonra bir 15-20 dakika Belki yarım saate kadar bir süre bekleyip ondan sonrasında diğer ürünleri uygulamak gerekir. Serumların üzerine hemen böyle bir güneş kremi uygulandığında bazen serumların dokusuyla güneş kreminin dokusu anlaşamazsa silgi gibi soyulmalar olabildiği için bir yumuşak nemlendirici krem adımı uygularsanız arada serumların üzerine hem İçeriye kilitlemiş olursunuz serumlarınızı. Hem de serumun üzerine gelen o yumuşak dokulu, az önce sürdüğüm gibi bir nemlendirici krem, aslında üzerine gelecek olan güneş kremiyle silgi gibi soyulmayı engellemiş de oluyor. Bu da böyle bir ipucu olsun yine size. Ardından gelelim güneş kremini kullanmaya. Yine elimin altında olan iki tane güneş kremi. L'Oreal'in birisi C vitamini olan güneş kremi, birisi de leke karşıtı olan güneş kremi. Ben bunları çok severek kullanıyorum. Yani şundan çok bitirdim. Bundan da bitmek üzere elimdeki. Bir de böyle makyaj altına uygulamak için Cosmed'in bu serum olan ürünü de seviyorum. Yani eğer ki daha böyle ince yapılı bir ürün arıyorum diyorsanız bunlar da ince yapılı ama Cosmed Serum'a da bakabilirsiniz. Bu da oldukça başarılı makyaj altına uygulaması bakımından yeni nesil filtreler de içeriyor. Her üçünde de yeni nesil filtreler de var. Kimyasal koruyucu filtrelere sahip olan ürünler bunlar. Şimdi ben bugün şu L'Oreal'i uygulayacağım. E, bu çok az kaldı içerisinde. Yani herhalde bir güne iki güne bitecek. Yani çok çok hafifledi ambalaj. Bunlar bir. Birazcık daha likit ürünler o yüzden bu likit ürünlerin gramajını anlayabilmek için cildimize eksik kalmasın. Yeteri miktar sürelim diye e, o yüzden kaşık yöntemini kullanabilirsiniz. Üzerinde 1.25 yazan o metal kaşıkları kullanabilirsiniz. Bu birazcık daha katı kıvamlı olduğu için bunu parmağa da sıkarak ben uygulayabiliyorum. Artık ölçüsünü kestirebildiğim için bu şekilde ama yine akışkan isterseniz kaşıkla da uygulayabilirsiniz. Uyguladığımda yumuşak bir dokusu var. Şöyle gözlerime de sürüyorum. Göz çevreme tamamen gördüğünüz gibi. Herhangi bir şekilde göz yakma, silgi gibi soyulma kesinlikle yapmayan. Cilde uyguladıktan sonra da mis gibi kaymak gibi duran. Ben bunun hissiyatını ve dokusunu çok seviyorum açıkçası. Cildimi uyguladıktan sonra böyle pırıl pırıl yapıyor cildimi. Yani hissiyatı çok güzel oluyor, yumuşacık oluyor. İlk başta sürdüğünüzde o nemlilik cilt tarafından hemen böyle çekiliyor zaten. 5-10 dakika sonrasında oturduğunda güneş kremi. E, bu şekilde parlaması da kalmıyor. Zaten bakın yavaş yavaş hemen sakinleşmeye başlıyor cilde. Böyle duruluyor yavaş yavaş oturuyor cilde. Çok güzel bir dokusu var. Ben o yüzden bundan çok memnun kaldım. Lekelerle savaş yönünde de içeriklere sahip olduğu için de beğendiğim bir ürün oldu. Aynı zamanda dediğim gibi bu da C vitamini şekli olan. Bu daha ince yapılı. Eğer ki böyle daha likit akışkan istiyorsanız buna da bakabilirsiniz. Ama bu mesela buna nazaran birazcık daha parlak gibi duruyor. Bu şu anda parlak gibi olsa da oturduktan sonra böyle değil. Ee, i̇kisini de beğendim ben. İkisini de kullanıyorum. Yine dudakları da unutmayalım. SPF içerikli olan lip balmları dudaklara da sürmek gerekiyor. Soltes'in bu SPF içerikli olan 50 artı SPF'i bulunan koruyucu dudak balmı. Bu renksiz olanı. Bir de bunun renkli olanları var. Onları da yine paylaşmıştım sizlerle. Çilekli ve karadutlu olan iki tane farklı renkli olanları da var. Bunları da renkli isteyenler bakabilirler. Yine onlar da SPF içerikli. Bu renksiz ama sürdüğünüzde böyle... Çok güzel naneli bir kokusu da var. Soltis'in koruyucularını da ayrıca çok beğeniyorum. Yine makyaj ürünü olarak da BB kremini de önerebilirim. Böyle ince yapılı bir makyaj ten ürünü arıyorum diyorsanız eğer SPF içerikli olan BB kremine de bence bakabilirsiniz. Renkli olanı da bir tane kırmızıdan da sürerek şöyle bir en azından makyaj yok ama hafif bir renk vermesi açısından Kapanışta birazcık daha renkli bir dudakla bitirelim videoyu. Makyajlarınızda da böyle hafif makyajlarda da kullanabileceğiniz bir ürün. Aynı zamanda dediğim gibi bunun bu serinin allıkları da var. Evet rutinin sonuna geldim. Bu şekilde sabah cilt bakımı tamamlamış oldum. Aslında çok basit, kısa ve öz bir rutindi. Tabii video içerisinde anlatırken biraz uzun sürüyor aralarda da konuştuğum için. Bir özetlersem eğer dediğim gibi sabah jel ile temizleme. Ardından bir tonik kullanıyorum o günkü isteğime ve ihtiyacıma göre. Sonrasında C vitamini bir serum, arbutinli bir serum ikisi olabilir. Tek tek olabilir. Tamamen keyfinize ve cildinizin ihtiyacına göre değişir. Göz çevrenizdeki şişlik ve morluklara göre bir göz çevresi serumu ve nemlendirici bir göz çevresi kremi olabilir ya da serum kullanmayacaksanız tek başına krem de olabilir. E, kendi göz çevrenizdeki ihtiyaca göre düşünülebilir. Ardından bir nemlendirici krem isterseniz SPF içerikli olabilir, isterseniz jel dokulu olabilir, isterseniz istediğiniz gibi cildinize uygun bir nemlendirici krem olabilir ve en sonunda da yine bir güneş kremiyle kapanış yapılabilir. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım keyifle izlediğiniz bir video olmuştur. Yaz aylarında da kullandığım ürünlerle sizlere böyle bir sabah rutin uygulaması yapmak istedim. Kanalıma yeni geldiyseniz aşağıdan abone olursanız ve bu videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Aynı zamanda aşağıdaki zil işaretine de basarsanız her hafta bu kanalda çarşamba ve pazar günleri düzenli olarak yayınladığım videolardan ben video yayınladıkça sizlere de bildirim gelmiş olacak. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hepinize hoşçakalın diyorum.